konserin vardı biliyorum. Evet. Ben gelemedim, şehir dışındaydım ama aldım haberlerini. Fakat görüntüleri çok merak ediyorum. Çok güzel geçmiş. Evet. Şimdi seyrediyoruz kameramıza. Bayhan'ın konserinden yansıyan kareler efendim geliyor. Buyurun. Hanife, birazdan Bayhan sahneye çıkacak. Ne diyorsun? Ben çok heyecanlandım. Bir yandan da insanlar sana hayli ilgi gösterdiler. Evet, öyle oldu. O yüzden çok çok daha heyecanlandım. Bir de merak ediyorum. Bakalım bana özel şarkı söyleyecek mi? Bana bakarak bir şey söyleyecek mi? Yoksa normal böyle konser gibi mi olacak? Sanki başka birisinin konserine gelmişim gibi bilmiyorum. Hoş geldiniz. Öyle neleri bırakmamışım dedi ya. Hasretini verme baharın yerine. Bu kış kışına ecel olmadan başım eriyor içim yanıyor bilerek yine de dayanamam sana ben. Başlamış her şey gayet neşeli, keyifli, heyecanlı. Sonra Hanife kalkmış gitmişsin. Ne oldu? İşim vardı. Ne? Aa. Yok artık. Sen biliyor musun Bayhan sebebini? Konuştunuz mu? Yani... Dündü değil mi bu arada konser? Cumartesi günüydü benim konserim. Yani niye terk ettiğini ben anlamadım konser sırasında. Peki yani fark ettin mi sen şarkı söylerken gittiğini? Hayır, onu gittiğini görmedim. Boş sandalyeyle karşılaştım. Ha, bir baktın yok. Gittiğimi görmedin mi? Gittiğini görmedim. Ne kadar da özel, adam direkt bana bakıyormuş demek ki. Direkt bana baktığın için kalktığımı görmedin demek. Ne oldu Hanife? Hanife bak. Hanife. Efendim. Eğer birebir özel görüştüğün bir insan seni kendisi için özel ve önemli bir yere davet ediyorsa seni sevdiğindendir. Hı hı. Ki o kişi ben oluyorum. Sana değer verdim ve benim için çok önemli olan Taksim Meydanı'ndaki konserime özellikle başta seni, sonra diğer arkadaşlara davet et. Çok teşekkür ediyorum. Geldin. Onur ettin beni. Üçüncü, dördüncü şarkımda sana bir telefon geldi. Kalktın gittin, telefon görüşmeni yaptın. Sonra tekrar geri yerine oturdun. Mevzu bu değil. Telefon mu geldi bana? Sana telefon geldi, kalktın gittin, görüşmeni yaptın. Nereden biliyorsun telefon geldiğini? Görüyorum senin elinde telefon. Demek ki neymiş, gördüğümüzün yarısına duyduğumuzun içmene inanmayacakmışız. Ben görüyorum ama. Ölçü hayır, bu değil. Özkan, bana telefon mu geldi, ben şalımı düzeltmeye mi gittim? Bizim Özkan'a mı diyorsun? Niye gittim ben Özkan? Duydun mu? Tam konumu yani şu an izlerken de baktım, şalım nasıl çıkmış? Orası burası, saçlarım gözüküyor. Konu bu değil. Yani konu ben bu. Demek istediğim şey hayır, bu değil. Sen bak, bunu bana sormadın bile. Telefonla görüşmeye mi gittim bile demedin. Ben telefonla görüşmeye gitmedim. Ben müsaade et, ben anlatayım. Müsaade senin. Teşekkür ederim, sağ ol. Sağ ol, çok naziksin. Ölçü bu değil, konu bu değil. Geri geldin. Sonra ilerleyen şarkılarda ben sahneden aşağı indim.
Loca'dan diğer arkadaşlar da konserimizdeydi. Demir Bey'di değil mi? Hani baştaydı. En baştan herkesi tek tek selamladım. Evet. Sonra sahneye çıktın, fotoğraf çekildik seninle. Hatta insanlar seni görünce çok güzel bir tezahüratta bulundu. Hı hı. Çok hoştu. Ve konserimin tam ortasında seni göremedim. Evet, tam oraya bir virgül koyalım Bayhan. Hanife, neden öyle bir şey oldu? Özel bir nedenle beni çağırmış ama bana özel davranmadı. Bana böyle davrandı. Hoş geldiniz. Bu şekilde. Ben sıradan bir insan değilsem bana sıradan davranmasaydı keşke. Yani elini sıkıp geçmesi değildi beklentin. Tabii ki de değildi. Çok yani tabii ki de ben bana çok özel bir şeyler yapsın. Sadece benmiş, varmışım gibi davransın. Asla demedim. Arada ben susuyorum, egom konuşuyor. Burada daha önce bunu yaşadık ama kesinlikle daha önce böyle arkadaşlarıma söylediğim gibi şeyler beklemedim ben. Ama bana sanki normal bir insanmışım gibi davrandı. Benim elimi sıktı, Derya'nın da elini sıktı. Yani ikimiz aynı davrandı. Peki. Ben aynı davrandığımı düşünmüyorum. Yani bir saniye, tam da bununla ilgili bir görüntü varmış. Peki, Derya sorayım. Dedin, lafını açtın. Derya ile ilgili bir görüntü varmış. Ben bilmiyorum ne olduğunu tam olarak. Konserle ilgili bir durum herhalde. Onu bir izleyelim lütfen. Hasretini verme mahrum yerine. Ayvalanır bakma için gidiyor. Yaz yaşımı derme gülümün yerine. Çok coşkulu bir şekilde eşlik etmişler ya. Şimdi anlamadım. Konser alanı son derece doluydu. Bu denli yayın yapan yüzlerce insan vardı. Benim ekibimde de bir sürü kayıtlar var. Daha sonra istiyorsan sana gönderirim. Nasıl kimin elini nasıl sıktığımı. Şimdi ben seni göremedim. Muhtemelen dedim ki bir telefon gelmiştir annesinden, babasından veya kardeşinden diye düşündüm. Fakat şarkılar sonra sen yine yoktun. Demin sorduğun arkadaş Özkan'dı değil mi? Evet. Özkan Bey de oradaydı. Ona sordum Hanife nerede diye. Dedi ki Hanife gitti. Ne oldu dedim, bir şey mi oldu? Hani yok bir şey olmadı. Niye gitti bilmiyorum. O kadar üzüldüm ki. Yani ben seni çok önemli, benim için miladi anlama gelen bir konserime çağırmışım. Seni özel olarak davet etmişim herkesten önce. Ve sen... Ama gerektiği kadar özeni göremedim diyor. Hani fen iddiası da bu. Yani peki şimdi... ne mesela... atıyorum mesela örnek verelim daha somutlaştırırım ki daha anlaşılabilir olsun. Mesela sana bakarak, gözüne bakarak mı bir şarkı söylemişsin? En azından. Anladım ben onu. En azından. Ben öyle bir ara normal, göz kontağı kursaydık diyorsun. Normal bir konsere gitmişim gibi, herhangi bir konsere gitmişim gibi. Yani konser ama ortamları. Biraz da bayağı. Konser sanki ortamları belki... Zuhal Hanım, siz çok iyi bilirsiniz. Konser ortamları önemli konsantrasyon evet, gerektiren evet, bir tabii, detaydır. Tabii, zaman zaman ben Hanife ile göz göze geldim. Ha geldin. Şarkılar içerisinde. O ara ben sana bakmıyordum çok, herhalde. Rica ederim. Çok önemli yerlerde göz göze geldiğimi düşünüyorum. Bu bir ölçü olmamalı. Hanife, biz buraya evliliğe hazırlanmak üzere burada bulunuyoruz. Evlilik iyi günde, kötü günde bir arada olmaktır. Evlilik... Biz evli değiliz ama şu an. Amacımız evliliğe doğru gitmek. O yüzden buradayız, öyle değil mi? Cicim ayı diye bir şey var, duydun mu? Tabii ki duydum. Ayları hatta. Evlilik, Hanife, haklı da olsan... Şu anda ortaya koyduğun sudan sebeplerden dolayı... Sudan değil benim için. Benim için çok bana geçerli. Bana göre sudan sebeplerden dolayı terk etmek değildir. Bak, benim için elle tutulur bir şey olmasına gerek yok. Ben kendimi kötü hissediyorsam bitti. Anlıyorum. Kendimi de hiç iyi hissetmedim orada. Ya. Özel hissetmedim. Ben ne demiştim ilk geldiğimde hatırlıyor musunuz? Kriterlerime
işte şu 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 olsun demiyorum. Çünkü aşkın ne zaman nasıl geleceği belli olmaz. Önemli olan bana kendimi özel hissettirmesi dedim. Ben kendimi özel hissetmiyorum. Bence son derece... Müsaadenle özür dilerim arkadaşlar. Ben sana son derece özel davrandım. Çünkü sen en öndeydin. Bak konser geneldir. Konser konsantrasyon ister. Zaman zaman seninle göz göze geldim. Zaman zaman sevenlerimle göz göze geldim. Demek ki mesela şöyle bir empati yapalım, düşünelim Hanife. Biz seninle evlensek. Demek ki bu şartlarda benim hiçbir konsere çıkmamam lazım. Ne alakası var? Alakası var. Bu ilk, yani bazen ilkler özeldir ama. Kıskançlık. Kıskançlık yapmadım ki ben. Ne yapıyorsun? Bu kıskançlık değil. Ben kendimi özel hissedemedim. Bu seninle alakalı bir problem. Vallahi benim umurumda değil. Derya da umurumda değil. Ayşe de umurumda değil. Fatma da umurumda değil. Hayriye de umurumda değil. Benim umurumda olan senin bana kendimi nasıl hissettirdiğin. Hanife bak. Bu benim konserim. Önemli bir konser. Burada sana düşen şey bana destek vermek. Bana moral vermek. Çünkü orada benim sırtımda önemli bir yük var. Bir sorumluluk var. Sevenlerim olan bir sorumluluğum var. Sen bütün o sevenlerim arasında özel bir yerdesin. Özel bir yerde olduğun için ben seni davet ettim ve tam benim önümdeydin. Yani orada gelip sana özel bir muamele etmemi bekliyor olman çok yanlış bir şey. Dolayısıyla bak Hanife, demek ki biz seninle evlensek hakikaten yani konserlerimde sorun yaşayacağım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Müsaade edin. Pardon. Zuhal Hanım. Yani herhangi bir set çalışmasına bile gidemeyeceğim. Yani beni şey yapacaksın. Ya da belki sokağa bile çıkamayacağım. Ne alakası var ki? Ben seni bu kadar sıkıyor muyum? Ya şu anda sen böyle bir şey yapıyorsun. Ben seni sıkıyor muyum? Hayır. Bak sen bence hayatı fazla ciddiye alıyorsun. Kim? Merve söylemişti bunu bana. Hayatın bazı yüklerini sırtına alsan da bu hayat ilerliyor. Bir kenarı bıraksan da hayat ilerliyor. Bence bu kadar ciddiye alma. Biraz eğlenceli hale getirmeye çalış. Böyle çok anlıyorum. Sıkıcı oluyor çünkü. Öyle mi? Evet. Hanife. Bir saniye. Hanife. Bak bu benim işim. İşime son derece konsantrasyonlu olmam lazım. Sen orada olsan da ben seni görürüm, takip ederim. Konsantrasyonumun el verdiğince ben sana orada zaman ayırır. Beni takip etseydin kalktığımı da görürdün, kalktıktan ben, sonra yani, değil. Yani 24 saat seni izleyemem ki, genel bir konserim var benim, haksızlık yapıyorsun. Peki Bayhan, şöyle bir şey olabilir mi? Bir de şunu düşün, bu açıdan düşünelim. Şimdi Hanife 21 yaşında ve tanınan birisiyle bir birliktelik yaşıyor şu an ve senin konserine gelmiş ve çok erkenden gitmiş oraya, çok heyecanlı. Belki bir tık mesela yanlış bir örnek olabilir şu açıdan. Biz sonuçta kaç yıllık evliyiz eşimle. Ama mesela ben onu dinlemeye giderim. Çok da önlere oturmamaya gayret edelim. Konsantrasyonu bozmak için. Orada başka bir performans var çünkü. Oraya insanlar onu para verip dinlemeye geliyorlar. Ben hiç kimsenin eğlencesini sabote etmek istemem. Çünkü orada başka bir ciddiyet, başka bir şey gerekiyor. Çok iyi anlıyorum onun için seni. Fakat mesela ben arkaları bile otursam, Korhan iki ara bir dere hani 30 saniyede böyle gelir bir elimi tutar, bir öpücük gönderir ve hani bir sevgili eş bir şey der. Ve bu da beni çok mutlu eder. Böyle beklentim yok benim. Ama o içinden gelir ve kendimi çok özel hissederim orada. Onun için orada değilim. Bu ne kadar ama güzel bir örnek. Zuhal Hanım, şimdi siz size evli değilsiniz. Hı-hı. Çok iyi anlıyorum ama Hanife ilk defa hayatında böyle bir şey yaşıyor ve ister istemez hep kadınlık egosu. Zuhal Hanım, ben de hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Zuhal Hanım, ben de hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Ve biz buraya evlenmek amacıyla bir araya gelmiş, birbirimizi tanımak üzere bir araya gelmiş iki insanız. Ve bu, müsaade edin, özür dilerim. Ben bitireceğim, sonra nasip olursa sizi dinleyeceğim. Bu benim işim. Aşkla bağlı olduğum mesleğim bu benim. Tabii ki, tabii ki, çok haklısın. Aynı zamanda hobim. Yani senin buna biraz anlayış göstermen lazım Hanife. Ben yani anlayış demek gösteriyorum. Ki, demek ben, ki Hanife... Ben burada bayana biz... katılıyorum. Bayancığım özür diliyorum. Bayana katılıyorum. Ben de yıllardır sana yapıyorum. Demir abi sen demedin ama mi? Sana özel davranması gerekir davranma demedin mi? Bir dakika mi? İşte onu bayana katılıyorum. Bir dakika bayan. Yani sana özel davranmadığını yani, ben orada gördüm. Bakın Zuhal Hanım. Bak gördüm. Abi saniye gördün benim, mü? Gördüm hatta. Söylemek istediğim şeyler var. Beni konuşturmuyorsunuz. Yani eğer hani reklam girecekse ama ben sözümü tam bitirmek istiyorum çünkü. Bir müsaade saniye, edin dur, bana. Bir saniye Şadman abla.
sözümü bitirmek istiyorum çünkü. Yani oradan da süre zamana geliyor. Evet, bana maalesef. Söz hakkı verecek misiniz konuşmamış? Tabii buyurun ama zaten vermedik mi bayan? Konuşamadım ki. Konuşamadın mı? Özür dileriz. Peki kusura bakma, çok haklısın ama reklamlara gitmek durumundayım ben de işim evet. Dolayısıyla. Reklamlar efendim.